Teknoloji Oku'dan herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ufuk Tufan. Bildiğiniz gibi son dönemde Çinli otomobil üreticileri için sağlam vergiler geldi. Gümrük vergileriyle beraber artık Çinli otomobil üreticileri elektrikli otomobillerini Türkiye'ye getiremez oldular. Hatta Türkiye'de satılan sadece elektrikli otomobiller değil, farklı otomobillerin de fiyatları ciddi manada yukarıya doğru çıkmış oldu. Bu markalardan bir tanesi de aslına bakarsanız Chery. Çünkü Chery bildiğiniz gibi eskiden Türkiye'ye bir ara bir giriş yaptı. Sonra çok fazla tutturamadılar. Sonra çıkmak zorunda kaldılar ama bu sefer gerçekten de pazara çok sağlam bir giriş yaptılar. Özellikle Omoda 5 ve diğer SUV modelleriyle beraber çok da iyi satış rakamları elde ettiler ve etmeye de devam ediyorlar. Çünkü gerçekten de Chery arkadaşlar hem uygun fiyat sunuyor. Uygun fiyatın yanı sıra donanımsal anlamda iyi özellikler veriyor ve gerçekten de şık otomobilleri üretiyor. Hal böyle olunca da gerçekten de tüketiciler Chery'ye bayağı bir ilgi gösteriyorlar. Aslında Chery de bu ilgiden oldukça memnun. Fakat Chery'nin farklı planları var arkadaşlar. Gerçekten de Türkiye'deki pazarı tamamen ele geçirecek önemli planları var ve bu planlarda şu anda yavaş yavaş gün yüzüne çıkmış vaziyette. Fiyatlar evet demin de ifade ettiğim gibi gümrük vergisi vesaire derken yukarı çıktı ve yukarı çıkmaya da devam edecek gibi gözüküyor. Ama Chery ortaya koyacağı planla beraber bu oyunu tamamen bozacak ve Türkiye'deki sıfır otomobil piyasasını alt üst edecek. Peki Chery tüm bunları nasıl yapacak? Şimdi kafamızdaki soru işareti bu. Chery tüm bunları nasıl yapacak? Arkadaşlar Chery'nin Türkiye'ye çok ciddi bir yatırım yapma planı var. Bu yatırım yapma planı fabrika kurma aşamasına kadar geliyor. Yani Chery aslına bakarsanız uzun lafın kısası Türkiye'de bir fabrika kurmayı düşünüyor ve Türkiye'deki otomobillerini çok daha ucuza mal ederek Türkiye'deki fiyatlarını da çok daha aşağıya indirmek gibi bir planları var ve bu planları sayesinde de otomobillerini çok daha fazla satma gibi bir düşünceleri var. Yani şu anda zaten Chery'nin resmi internet sitesine girip baktığınızda Omoda 5'in fiyatları zannediyorum 1 milyon 300 bin TL seviyesinde falandı. Ancak eğer böyle bir durum söz konusu olursa ki Chery'nin Türkiye'de üretmeyi planladığı ilk otomobili modeli Omoda 5. Omoda 5'i eğer Türkiye'de üretirlerse ki bu yüksek bir ihtimal arkadaşlar. Eğer Türkiye'de fabrika kuracak olurlarsa Omoda 5'in fiyatları bir anda 200-300 bin TL birden inebilir. Yani Omoda 5'i biz şu anda 1 milyon TL seviyesinden satın alabiliriz ki Omoda 5'in segmentindeki otomobillere baktığınızda, SUV'lere baktığınızda gerçekten de 1,5 milyonlara 1 milyon 600-700 bin TL'lere falan satılıyor. Ona rağmen Omoda 5 1 milyon 300 bin TL'lere falan yani çok daha uygun fiyatlara satılıyor. Ancak eğer Chery bu oyunu tamamen bozup yani masayı devirip ya yeter artık ben Türkiye'de fabrika kuruyorum ve çok daha ucuz fiyatlardan bu aracı Türkiye'de üretip satacağım derse Omoda 5 şu anda arkadaşlar Egea Clio seviyesindeki paralara inebilir. Yani 1 milyon TL seviyesine inebilir ve bu da bu aracı çok fazla satılmasına yani deyim yerindeyse peynir ekmek gibi gitmesine yol açabilir. Yani Chery'nin aklındaki düşünce yani Chery yöneticilerinin aklındaki düşünce şu anda Türkiye'de bir fabrika açmak ve Omoda 5 modelini ilk olarak da tabii ki diğer modelleri de üretebilirler ancak ilk aşamada Omoda 5 ile beraber kolları sıvayıp üretime başlamayı planlıyorlar. Peki bu ne kadarlık bir süre içerisinde gerçekleşecek? Yani önümüzdeki 6 aylık süreçte bunun gerçekleşmesini ben beklemiyorum ancak 2025'in sonlarına doğru belki de 2025'in ortaları ve yani 6. ayı ve daha sonrasındaki sürece baktığımızda Chery'nin bu adımları, somut adımlarını net bir şekilde görebiliriz. Tabii ki ben 1 milyonlar derken yani şu anki fiyatları baz alarak söylüyorum arkadaşlar. Yani atıyorum o zamanlardaki fiyatlarda Omoda 5 1,5 milyon olursa işte siz pay için işte 1200-1300'e satılacak gibi. Ancak bugünkü koşulları değerlendirerek ifade edecek olursam işte 1300 ise 1'e satılacak. Yani bu aslında şunu söyleyeyim ben 200-300 bin liralara tekabül edecek ve aslında biz Omoda 5'i işte Fiat Egea seviyesine ya da işte Renault Clio seviyesine satın alabileceğiz ve bu da Chery'nin gerçekten de çok önem verdiği planı. Ha bu plan gerçekleşir gerçekleşmez. Yani bütün planların gerçekleştiği bir yaşamda değiliz en nihayetinde. Ancak bu gerçekleşirse gerçekten de hem Türkiye otomobil piyasası açısından, tüketicilerimiz açısından hem de Chery açısından gerçekleşir.
gerçekten de bundan sonraki süreçte geriye dönülmez farklı bir yol olabilir. Aslında sadece Chery açısından da değil, Chery'nin rakiplerine açısından da bu durum böyle. Yani aslında baktığınızda Volkswagen'idir, Jart'ıdır, Jurt'udur. Evet, Fiat ve Renault bugün Türkiye'de otomobil üretiyor, ancak Chery'nin böyle bir adım atması onları da rahatsız edecektir. Çünkü düşünsenize Omoda 5'in Renault Clio seviyesindeki bir fiyattan satıldığını. Yani Clio bundan sonraki süreçte herhalde satışları yarı yarıya falan düşer. Çünkü Clio'yu, Egea'yı satın alanlar biliyoruz ki uygun fiyatlarından satın alıyorlar. Yani kara kaşı kara gözü için değil, özellikleri için değil. Bu otomobiller zaten bildiğiniz gibi uygun fiyatlarından mütevelli satılıyor. Eğer Chery böyle bir adım atarsa zaten Renault Clio'nun da Fiat Egea'nın da bütün o albenisi kaçacaktır tüketiciler açısından. Artık yavaş yavaş videomuzu toparlayayım. Evet, Chery böyle bir adım atarsa harika olur. Ancak dediğim gibi beklentilerimiz bunun 2024 içerisinde değil de 2025'in ortaları ve sonlarına doğru gerçekleşmesi yönünde diyelim ve artık yavaş yavaş videomuzun sonuna gelelim. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen kısmına basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız lütfen bizlere destek vermeye devam edin diyelim. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.